Hepinize merhaba gençler, ben Lansbel. Bugün sizler gençler yepyeni videoda karşınızdayım. Bugün Küptük'teyiz arkadaşlar. Burası bir Soral sunucusu ve iki adet kurucusu yanımda. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk Lansbel. Hoş. Agalar, sunucu baya güzel. Şimdi yavaştan... Bu arada oyuncular da spawn'a geldi abi şurada gördüğünüz gibi. Kimler var mesela? Şuna şey takıyor ya şu an. Tatar Rama varmış burada. Enderman var. Sonra... Kurtis Dede var. Başka kim varmış? Jellybon var. Başka? Aha burada bir adet Ömer'imiz var. Kendisi karım olur. Burada bir adet Alperen'imiz var. Kardeşim olur kendisi. Tamam. Kanka fazla şey yapmayalım. Şimdi arkadaşlar sunucu şu kalkan görüş açısını kapatıyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar sunucuya girdiğinizde abi burada başlıyorsunuz. Önce lobide. Lobiden Soral'ı seçtiğinizde şurada doğuyorsunuz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Buradan biraz ilerlediğinizde sizi bir adet Küp Türkiye'si karşılıyor. Bakın. Sonra www.küptürk.com falan yazıyor burada. Warp Orman bilgi diyor. Sunucu bayağı güzel. Şimdi ondan sonra ilerlediğinizde arkadaşlar burada bir adet günlük ödül görüyorsunuz. Burada günlük ödüllerinizi alabilirsiniz. VIP'lerin kendi günlük ödülleri ve oyuncuların kendi günlük ödülleri bulunmakta. Mesela ben tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi oyuncu kasası ve level kasası aldım. Birazdan kasalara bakacağız. Burada buraya sağ tıkladığımızda VIP'lerimizi görüyoruz. Burada VIP'lerimiz hakkında bilgilerimiz yazıyor. İsterseniz www.küptürk.com adresinden de bilgi alabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi claim sistemine bakacağız. Claim sistemine bakmak için yanıma Ömer'i çektim buraya. Yani doğrusuysa o beni çekti buraya. Yanımda Ömer var yani. Ömer kanka şimdi bana claim sistemini ufak bir anlatır mısın rica etsem? Tabii anlatayım. Claim sistemimiz genelde Survive sunucularda görmeye alışık olmadığınız bir sistem. Süreli bir claim sistemi kullandık. Evet. Görsel olarak gösterelim. Slash claim yazarak önüne bir menü gelecek. Yazdım. 4 adet menüden oluşan bir claim geldi. Ya claim diyorum menü geldi. Claim listesi. Orada chunklara bak adında bir blok var. Evet. O aha. Evet. Burada chunkları görebilirsin. Hangi chunk sana uygunsa oraya claim atabilirsin. Mesela bu chunk bana uygun. Geldim tekrar claim yazıp bölgeyi claimle mi diyorum? Evet. Bölgeyi claimle diyorsun. Kanka ücret 0.0 yazıyor. İlk claim ücretsiz mi yani anlamadım. İlk claim aynen ücretse çok yakın. $10. Ha $10'cık. Tıkladım. İlk claimimi aldım. Abi biz tek bir şey söyleyeyim. Şu beni çok rahatsız ediyor. Her yani süresi sunucular da. Şunu yok edemiyoruz mu? İstersen yok edebilirsin. Nasıl yok ediyoruz? Şöyle göstereyim. Daha sunucumuza eklemedik. Yetkililere açık bu sadece. Nereden? Şöyle yapayım. Mantar bloğuna çevirelim bunu. Oha. Nasıl yaptın onu? Ben yapabiliyor muyum şu an? Yetkim var mı? Şu an yapamıyorsun ama çok yakında eklenecek. Veya bunu obsidyen yapabiliyoruz. Tamam. Şimdi bir dakika. Farklı farklı 1.16'da gelen güzel bloklardan yapacağız bunları. Hmm, güzelmiş tamam. Mesela ben bir menüleri inceleyeyim. Işından var bu muhtemelen claim'imi ışınlıyor beni. Çünkü aynen. Normal claim yazdığımda da bu menü açılıyor. Yani claim listesine şuradan baktığımda. Claim ayarı diyorum. Arkadaş ekle kısmı var. Şimdi arkadaş ekleme kısmında ben kısaca bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar bir arkadaşınızı eklediğinizde claim'inize ben mesela şu an Ömer'i ekleyeceğim. Ömer Tur Kes dedim. Ömer'i ekledim. Şimdi sunucuda tek bayıldığım sistem bu olabilir. Claim anlamında söylüyorum bunu. Tıklıyorum. Claim ayarı diyorum. Bu beni çünkü çok rahatsız eden bir şeydi. Mesela ben sunucu içerisinde build'i çok güzel olan arkadaşlar oluyor. Ve ben onlara build yaptırmak yani kendime ev yaptırmak istiyorum. Ama claim'imi eklediğimde de güvenemiyorum. Hani bu herkeste olan bir şeydir Ömer. Sen de biliyorsun. Evet. Bunun şöyle bir şey var. Şurada etkileşim var arkadaşlar. Etkileşimi kapatıp blok kırma ve blok koymayı açtığınızda adam sizin chest'inizi açamıyor abi. Yani siz adama mesela itemları atarsınız claim'in dışındaki bir chest'e koyarsınız. Adam oraya gider chest'ten alır. Gelir claim'in içerisinde yapar evini, evinizi ve gider. Ücretini aldıktan sonra. Yani hiç sizin evinizin içindeki hiçbir chest'i elleyemez. Bu benim çok hoşuma gitti. O yüzden mesela bunu kullanacağım. Build'i güzel olan birilerine build yaptırmam lazım. Şimdi isim değiştir var kanka. Bu ne oluyor? Benim holograma baktığındaki üstteki ismi değiştiriyor. Ha, şu an E yaptım. Bir dakika hemen bir değiştirelim. Mesela bizim Priv'in ismini yapayım. Hop. Beyaz pavyon. Bunu istediğim kadar değiştirebiliyor muyum? Yani bir süresi anlayayım veya bir sınırı var mı? Değiştirmenin yani. Mesela Filmler... beyaz pavyon yaptım. 5 dakika sonra mı bir daha değiştirebilirim? Değiştirebilirsin. Ha, istediğim kadar. Süresiz. Güzel. Evet. Ha aynen bak senin biraz önce bahsettiğin blok değişme sistemi burada varmış. Gördüm. Beyaz var ama beta olduğu için eklenmedi daha. Aynen, hani lag yapacak mı ne bileyim bug çıkacak mı bunları test etmeden sunucuya hiçbir şey eklemiyoruz. Mesela bu süreyi nasıl arttırıyoruz kanka claim'in?
süresi arttır yazıyor. Oraya gidip 1 mi yazacağım mesela? Bir gün arttırıyorum 1'ye. Süre arttır. Sen nasıl? Evet. Süre arttıra bastım. Mesela ben buraya 30 yazarsam 30 gün daha ekstradan mı ekleyecek? 1D yazarsam 1 gün fazla ekliyor. 30D yazdım mesela. Oha, onun için param yok. Maksimum süre 30 gün olduğu için eklemez ama. Tamam, maksimum mesela 30 güne kadar arttırabiliyorsun. Tamam, 25 yazıyorum ve D yazıyorum. Oğlum olmuyor. Ha, şu an 30 günüm olduğu için mi olmuyor? Evet, 30 gün olduğu için arttırmıyor. Maksimum 30 gün. Ha, mesela 28 günüm kalsa ben bunu ekstradan bir gün arttırabiliyorum. Ne kadar ücret alıyor? Arttırabiliyorsun. Ya, gününe göre değişiyor ama aylık toplam 10K. Yani bir güne 1K, ay 1K diyorum. 250-300 falan vereceğim tahmini olarak söylüyorum. Matematiğim yani kötüdür. Dalga geçmeyin yorumlarda. Şimdi buraya geldim. Claim'i sil var. Çiftçi sistemi var. Bu çiftçi sistemi ne yazıyormuş? Mahsulleri hunisiz, pistonsuz, kolaylıkla toplamaya yardım eder. Ayarlayıp otomatikman satabilirsiniz. Ne nasıl oluyor kanka? Yani bir tane NPC mi geliyor? Yoksa elinde bir blok tarzı bir şey evet, mi geliyor? Evet. Claim'ine bir tane NPC geliyor. Evet. Claim'inde yere düşen madenlerdir, farm eşyalarıdır. Yani her şöyle düşünebileceğin şeyleri topluyor ve markete satıyorsun bunları. Mesela sen bir NPC'sin. Yere mesela elma düştü ya da işte mesela ne diyeyim? Elmas varmış şey madem. Elmas düşü, sen bunu otomatik alıyorsun ve ben bunu sana sağ tıklayıp satabiliyor muyum direkt markete? Evet. Bu klimin neresinde olursa olsun ben bunu direkt anında alıyorum. Vay anasını. Yani sen buradasın. Ben bunu burada düşürdüm klim içerisinde. Tak diye envanterine evet mi geliyor? Evet. Güzel. Bu clean map ne kanka? Clean map ise claim'ini büyütebiliyorsun. Hadi lan bir dakika. Mesela şu ana claim diyor. Mesela onun sağını satın aldım. Yan claim diyor. Şu bölgeyi satın alabiliyorsun. Bu yukarı ne? Hadi. Bildiğin şu map'te mi gezdiriyor beni? Evet, map'te gezebiliyorsun. Vay anasını. Bekle mesela ben şu an büyütüyorum bayağı claim'imi kanka. Mesela. Hayır alamıyorum daha. Neden? Ne diyor? Alabileceğiniz maksimum claim sayısı 6 tanedir. Daha fazla alamazsın. Oyuncularda maksimum 6 olarak rütbe ve VIP'ye göre de yükseliyor. Evet ben YouTuber'ım ama. Haksızlık yok mu burada biraz? Ayıp. Ben 7 olmasın istiyorum. YouTuber'ın kimde 7 yapabiliriz. Tamam onu videosunda bir görüşürüz canım. Tamam yani kısaca öyle. Mesela VIP'lerde kaç oluyor kanka? Yıl artıyor. Normal VIP'ninki 7. Elite VIP'ninki. Slash VIP yazalım. Bu sırada VIP fiyatlarına da bakmış oluruz. Normal Elite VIP arkadaşlar 15 liraymış ve bir adet spawner kasası, bir adet para kasası ve 3000 oyun parası veriyormuş. Ve tamir tarzı normal item, item diyorum, normal komutları veriyormuş sizlere. Hero VIP'de bayağı kasa anahtarı, 5000 oyun parası ve 1 saat uçuş hakkı veriyor. Yani bu 1 saat kanka başlattın, 1 saat sonra gitti. Öyle mi yoksa hani her gün ya da 2 günde bir 1 saat mi? Başlatıyorsun. Bitene kadar. Bir saatin. Aynen bitene kadar. Ama daha şöyle atıyorum ben 10 dakika fly açtım. 10 dakika uçtum. Fly'ımı kapattım. Sadece 10 dakika sayılıyor. Geriye kalan 50 dakikam kalıyor. Sürekli aynen 50 dakikan kalıyor. Anladım. Güzelmiş. Legend VIP'te 3 saat fly hakkıymış. Güzel. 10 bin oyun parası ve bir sürü kasa anahtarı. Helios VIP'te de 6 saat uçuş hakkı. Vay anasını. 25 bin oyun parası ve bir sürü kasa anahtarı veriyor tekrar. Ve bir çankta 64 hunu koyabilme. Hunu koyabilme sınırı da mı var? Evet. Sunucumuzda uzun ömürlü yapmayı düşünüyoruz. Hani yani lag kasma tarzı şeylerin olmaması için bu tarz lag kasma tarzı şeyleri engellemek için huni sınırlaması getirdik. Zaten huni sınırından etkilenmemek istiyorsanız çiftçi kullanabilirsiniz. Aynen. Ya abi hiçbir şekilde yani direkt gelip 35 lira. Bu zaten sunucuda şu an mesela %50-50 indirim var. Yani sen 50 lira attığında ne kadar o geliyor lan? 50 lira attığında 25 lira geliyor artı yani, olarak. Artı olarak 25 lira geliyor. Olsun. Yani 75 lira paran oluyor arkadaşlar. 75 değil lan. 75 miydi? 75. 75 tamam. Matematiğim kötü olduğunu söylemiştim. Matematik 75 lira paranız oluyor 50 lira attığınızda arkadaşlar mantıken. O yüzden bence güzel bir şey. Şimdi claim sistemi bu kadardı. VIP fiyatlarına da baktık. Şimdi kanka tuhafıma giden bir şey var. Bunu sana soracaktım. Sormadım hani videoda sorarım diye. Abi ben tabda ve chatte YouTuber'ım. Sağda niye gezginim oğlum ben? Şöyle sunucumuzda şu an chat'i de görüyorsan evet, çift sistemi var. Bunun amacı sunucudaki pay-to-win'i engellemek. Şöyle örneklemek gerekirse normal oyuncular end'e ve nether'a gidemiyor. Nether'a gitmek için keşiş rütbesi istiyor. Evet. Ama çoğu sunucuda bu şöyle oluyor. Sen gidersin VIP alırsın ve her şeyi yapabilirsin ama bizde böyle değil. VIP alsan bile nether'a gidebilmek için
keşiş rütbesine gelmem lazım. Rütbesine girmem gerekiyor. Anladım. Evet. Yani bu şöyle arkadaşlar. Misal veriyorum. XX sunucusunda oynuyorsunuz. Ve bir adet VIP satın aldığınızda istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Yani ona biz pay to win diyoruz kısaca. Yani her şeyi elde ediyorsun. Üst bir kişi olarak görünüyorsun. Ama burada VIP alsan bile birkaç ayrıcalık dışında bir şeye sahip olamıyorsun. Yani birinden öncelikli olarak Nether'a gidemiyorsun. Bir şey yapamıyorsun. Ya da Ender'e gidemiyorsun. Tabii VIP'lerin de kendilerine göre özellikleri var. Tabii, yok değil. Var. İşte bunlardan mazur görülecek şeyler. Yani ekstra özellikler onlar zaten. Hani adam para veriyor parasının karşılığı olarak. Misal bu arada şöyle güzel itemler var. Mesela elinde şu an bir tane kılıç var arkadaşlar. Speed basılı. Mesela bu kılıç ekstra item olarak gelecekmiş galiba. Ya da mesela şöyle görmüş olduğunuz gibi elinde Legendary Hammer var bir tane. Koskocaman. Kafaya vurdum milletleri falan. Sonra bir tane bak kalkan var burada. Videonun başında zaten girişte gördünüz bunları ama. Mesela şöyle güzel bir kalkan var arkadaşlar. Aa bug'a soktum şu an. Sunucuyu bug'a soktum. Senin bak. Nasıl? Eğil. Eğildiğinde kurucu yazın green oluyor yani green dediğim PNG oluyor. PNG olduğunda yüzümü görebiliyorum maskenin altındaki. Evet arkadaşlar sunucuyu bug'a soktum. Ödül istiyorum. Bug buldum. Tekstürden kaynaklı olmalı. Ha bu arada sunucunun kendine özel tekstür peki var abi. Tab'a basıyorum koskocaman küptürk yazıyor. İşte mesela daha yeni özellikler geldi tekstür peki spoiler vermek istemiyorum. Kendi özel tekstür pekleri var. Kendi özel madenleri falan eklenecek bildiğim kadarıyla. Mesela gördüğünüz gibi şu anda da bayağı güzel itemlar var sunucuda yani. Mesela emerald set falan var böyle. Onun dışında işte bu hammer var. Mesela bir sürü item vardı videonun başında ama ben onları geri verdim tabii ki de. Bende kalmayacak bu itemlar. Video sonunda teslim edeceğim kendilerine. O yüzden hani bayağı güzel itemlar var. Bunlar da yakında bazıları oyun içi parayla, bazıları da normal parayla mı satılacak kanka? Tam bilmiyorum o yüzden sorayım. Aynen öyle olacak. Böyle olacakmış. Hani siz de gelip oynayıp oyun içi parayla alınabilenleri oyun içi parayla, gerçek parayla alınabilenleri isterseniz gerçek parayla satın alabilirsiniz. Bug'a girdim. Ha. Dediğim gibi bunlar da böyleydi abi. Şu anda göstermediğim ne kaldı benim? Yetki sistemini gösterdik. Hemen bir spawn'a gidelim. Bir kasalara bakalım. Kanka bana bir kasa anahtarı verebilecek misin? Bir kasa anahtarı veriyorum ben sana. Ver kanka bana bir kasa anahtarı. Ve envanterinden şu itemları da alabilirsin kanka. Bende kalmasınlar. Video sonu unuturum ben. Şu kılıçtır, şudur, budur. Alabilirsen sevinirim. Alır. Emerald seti de çıkarayım. Setler falan her şey envanterinde. Onları alırsın kanka. Şimdi kısadan ben o kasa anahtarlarını verirken arkadaşlar ben de kasalara bakalım. Mesela bana şu an ne vermiş? Bir adet anahtar kasası. Şimdi bir adet anahtar ver. Anahtar kasası. Mesela anahtar kasasını ben açayım. Envanter doluymuş. Envanteri alsana kanka. Şunu atayım. Açayım ben kasayı. Lan oğlum envanteri kasa açmak için boşaltan adam anahtar koyuyor ya. Nerenin delisisin oğlum sen? Lan her şeyimi alma. Oğlum kazma mı iyi aldın? Envanterimi çektim. Aldı. Allah'ım yarabbim ya. Ne verdi? Level kasa anahtarı verdi. Güzel bir adet komut kasamız varmış. Komut kasamızı da açalım arkadaşlar hemen bir. Geliyor. Pat. 3 günlük heal. Hadi bakayım adam olacaksın. Çok güzel. Tamam. Bir tane anahtar kasası geldi. Kurucu bizi coşturuyor arkadaşlar. Tak ne geldi? Komut kasası geldi. Evet arkadaşlar bir komut kasası açıyoruz. Hop 7 günlük feed geldi. Arkadaşlar kendimiz sunucunun ölümsüzlüğü ilan etti. Tamam. Hemen bir mob spawner kasası açıyoruz arkadaşlar. Hop iskelet spawner geldi. Mükemmel. Bakalım. Bir tane daha bayağı şanslı gideceğiz. Geliyor şu an sana. Bu arada video öncesi gusül aldım arkadaşlar. Bir adet zombi spawner geldi. Evet arkadaşlar. Mükemmel. Oy kasası. Oydan bahsedeyim. Evet arkadaşlar sunucuya girdiğinizde /vote yazıyorsunuz. Vote yazdığınızda size bir adet link veriyor. Bu linki giriyorsunuz. Linke girdiğinizde bir isim yeri çıkıyor. Oraya oyundaki isminizi yazıyorsunuz. Tabii bunu yaparken oyunda olmanız gerekiyor. Oyundayken bunu yaptığınızda oyunuzu veriyorsunuz ve totalde orada şu an mesela 21 oy verilmiş, 100 oy verilmesi gerekiyor. Bu 100 oy olana kadar devam ediyor. Yani günlük ya da haftalık bir şey değil. O 21 sayısı 100 olduğunda sunucuya bir adet VIP çekiliş yapılıyor otomatikman bildiğim kadarıyla. Doğru mu? Evet. Kaç günlük bugün VIP? Bugün hatta sabah bir haftalık VIP çekilişi yapsak. Yani sunucuda gelip boş beleş takılarak da VIP olma şansınız var. Söylerek bize destek olarak da olarak düzeltelim onu. Tabii yani boş beleş takılıyor dediğim kanka şu anlamda. Geldim abi vote verdim. Tamam mı? Canım sıkıldı sunucuda. Kendimi AFK bırakarak da yani 100 olana kadar mesela ya da AFK bıraktım ya da işte oynarken bile VIP olma şansım var. Evet.
iyi. Mesela bir tane oy kasası açıyorum. Orman ağacı odunu çıktı, güzel. Lazım olur bana bu. Mesela bir tane oyuncu kasamız varmış. Oyuncu kasamızı da açalım. Altın küçesi çıktı. Ne ateş ediyorsun lan? Alırım kellerini. O baltayı atsana lan, çok merak ettim. Balta lan, balta. Bir dakika, al o hammer'ı, al hammer'ı, al, balta kalsın. At baltayı geri. Abi bu ne? Bu benim, vermem. Vermem, haberin olsun, benim bu. Hiç kusura bakmayacaksın, ben bunu el koydum. Evet, kasalarda bu kadardı arkadaşlar. Hemen şuradan diğer şeylere geçelim. Mesela şurada ne varmış, hemen bakalım abi. Ne var burada? Rütbe sistemi varmış spawn'da. Sonra burada ne var? Burada, ha, bilgi menüsü. Nasıl oynanır diyor mesela. Survival bir hayatta kalma oyunudur. Ormanda seni birçok tehlike bekler falan filan. Kısa klasik ve at Helios Survival yazıyor. Yani misal bu arada arkadaşlar, sunucu Küptürk ama Survival, sunucunun ismi Helios. Yani nasıl diyeyim sana? Projenin ismi Helios değil mi? Doğru anladım. Genel olarak bu hub bir sunucu olacak. Yani evet. Genel adı Küptürk. Yani genel adı Küptürk ama her sunucunun kendine özel bir, evet, adı var. Yani proje Survival adı. Survival sunucusunda Helios. Helios, anladım hocam. Çünkü bazı yerlerde Helios yazısı gördüm. Dedim ne alaka falan, aklıma öyle geldi. Sormak da istedim video içerisinde, çünkü bazı insanların da aklına öyle gelebilir. Burası da farm menüsüymüş arkadaşlar. Orman diyor, kasalar, market, köylü takas, arena ve spawn varmış. Warp olarak. Şimdi VIP diyelim. VIP, zaten VIP bilgiyi göstermiştim. Ve burada da bir adet günlük ödülümüz var. Ben günlük ödülümü almıştım. O yüzden şu an alamıyorum. Günlük ödülü de istediğiniz gibi. Genelde menüler herkesin dikkatini çeker ama senin dikkatini çekmedi galiba. Kanka ne anlamda? Menülerden bahsediyorum tıkladığında. Ha, bak mesela şurada taç vermiş. Görmedim kanka. Hiç dikkatli bakmıyorum ben. Oğlum unuttun mu? Bende %50 üzeri dikkat dağınıklığı var lan. Adam ol. Raporluyum lan ben. Deliyim lan. Tamam. Estağfurullah. Özel olarak menü yaptınız yani anladığım kadarıyla. Hangi pluginle yaptınız kanka? Anlayamadım. Hangi pluginle yaptınız? Verin de ben de yapayım. Herhangi plugin değil, her şey kendimize özel. Ha, TextuPack. Evet. Ha, mesela TextuPack'i buradan anlamış olduk arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bayağı güzel ayarlamışlar bunları yani. Bir Tepatü tepesini kabul edelim hemen. Kanka tek bir şey daha soracağım. Abi dün ben oynarken, fotoğraf şu an ekrana geliyor. Abi kafama meteor düştü. O ne? Normalde o bizim meteor sistemimiz. Map'te herhangi bir yere düşüyor. Ya misal gel ormana gidelim. Konumlara gidiyor. Gidiyorsun, onu buluyorsun. İçinden item çıkıyor. Abi çünkü oynuyorduk arkadaşlar normal. Benim şu an sunucuda 12-13 saatim var oynama anlamında. Yani bayağı sevdiğim sunucuyu oynuyorum da yani. Ulan yürüyoruz, kafamıza bir tane alevli bir şey düştü. İşte ondan bir saat sonra falan kafama bir tane de buzlu bir şey düştü falan böyle. Dedim ne oluyor oğlum? Artık nasıl şanslıysam veya nasıl denk geldiyse. İkisinin de fotoğrafı var, ikisini de koyacağım. Ömer'e attım ikisini de. Şey olmuş. Mesela şu an bir tane düşürebiliyor musun? Yani düşür, ben de onu çekeyim. Bir tane hemen düşürebilirim. Sen onu düşürüyor dur. Yani meteor sistemi bayağı güzel. Galiba da meteor sistemi içerisinden bazı itemlar çıkıyormuş ve bunlarla da köylü takasını kullanabiliyormuşsunuz. Şimdi mesela düştüğünde içinden çıkarsa ben size köylü takası gidip göstereceğim abi. Şimdi hemen bir tane düşürsün Ömer. Şöyle bekliyoruz. Bu arada balta çok güzel. Ben bunu dızladım, ben vermeyeceğim Ömer'e. Mesela balta kaç vuruyormuş lan, merak ettim şu an. Nerede balta? Artı 7 hasar vuruyor. Battle Axe. Güzelmiş. Şöyle. Bu arada arkadaşlar sunucuya gelirseniz, ben birlikte oynamak isterseniz bana yazabilirsiniz. Birlikte oynarız. Nereye düşüyor? Şu an bu konumlara düştü. Hadi seni TP ile bu konuma çekeyim. Bir kereliğe çek özel. Kanka. Çek bakayım. Bir kereliğe özel bir dızlamasyon yapalım arkadaşlar tekrar. Ben de burada bir zombi keseyim. Hop, 3 vuruşta gitti zombi. Ben de oynamak isterseniz sunucuda ben varım. Yani gün içerisinde 2-3 saat minimum sunucudayım yani. Gelebilirsiniz, birlikte oynarız. Item atarım. Sunucuya yeni başlayanlara, isteyenlere. Aynen. Bu şekilde meteor düşüyor. Bunu bir dakika göre kardeşim, arayıp bulabiliyorsun. Doğaya yazık. Doğanın içine etmişsiniz. Şimdi doğa korumacıları hemen çıkacak buraya. Bu meteorlar bir süre sonra siliniyor kimse bulmadığında. Ha. Mesela bunda chest var mı? Bakalım. Kanka bunda chest yoksa sen o köylü takası itemini ver. Ben onu merak ettim, ona bakacağım. Bakayım. Bakayım. Neye? Şunları söndürelim. Tilt oldum. Kanka bir tane köylü takas item'i düşüyor dediniz bana. Evet düşüyor ama yüzde oranı var. Bazılarında düşmeyebiliyor. Hepsinde düşmüyor mu? Çıkma oranımız var. Ebenin nikahı. Yüzde kaç?
Düz olarak pek hatırlamıyorum. Bayağı oldu ayarlayalı çünkü bunu. Yani diyorsun ki düşmüş lan. Bekle. Görmemiştim. Allah, burada biri var. Biri var burada. Ne yazıyor? Evet. Komutan Logar mı? Bir cisim mi yaklaşıyor? Evet. Buraya gelerek bir hata yaptı. Şimdi öleceksin. Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim. Komutan Logar'ımız hazinesini koruyor. Ben de God var, nereye koruyor? Video öncesinde arkadaşlar bir şeyler dalıyor bana diye God açtırmıştım. O yüzden God'umuz var yani burada. Direkt hazineye kaçabilirsin. Bu arada. Veya bunu öldürerek detay. Etraftaki altınları, elmasları da toplayabilirsin. Bu arada arkadaşlar sunucu yeni açılmasına rağmen, şu an 4 gün oldu. Sunucunun yeni açılmasına rağmen arkadaşlar yetkili kadrosu tamamen var. Yani rehberler hariç admin, moderatör, kurucu, ana sunucu sahipleri olmak üzere bir sürü yetkili kadromuz var bildiğim kadarıyla. Doğru muyum? Evet. Yani öyle açılıp işte daha yetkilisi olmayan bir dengesiz bir sunucu değilsiniz. Anladığım kadarıyla. Öyleyiz. Daha açmadan çoğu yetkilimiz bizi topladı ki ileride sorun yaşamayalım diye. Mantıklı. Şimdi kanka benim mesela efsanevi meteor parçası düştü. Bu mu köylü takası kullanabildim? Aynen. Bak, evet. Köylü bunu bak yani. Köylü takası kullanabiliyorsun. Benim envanterimde var ondan ama kanka az var. Onu bana bir verebilecek misin birkaç tane daha? Spawn diyeyim. Tabii, ayarlayalım hemen. Şöyle ben de spawn'a geleyim arkadaşlar. Hemen şöyle gidelim. Köylü takası şurada bir yerdeydi. Hemen bir köylü takası ışından alalım abi şuradan. Bu arada arkadaşlar ben bu itemlerin çoğunu dızlayacağım. Gelip item isteyen olursa veririm, haberiniz olsun. Burayı Ömer duymasın. Aslında hepsini yere alacağız. Tabii canım, sen resan. Şoftan gizledim ki. Şimdi arkadaşlar mesela şuradan gelip verimlilik 5 alabiliyorum. Başka ne alabiliyorum? Bakalım. Ganimet 3 alabiliyorum. Servet 3 de alabiliyorum. Sonsuzluk, alev, verimlilik 5. Alevden çehre 2 alabiliyorum. Keskinlik 5 alabiliyorum. Koruma 4 alabiliyorum. Kırılmazlık 3 alabiliyorum. İpeksi alamıyor muyum kanka? İpeksi illa kendim basarak çıkarmam lazım. Yani aynen, kendim basarak çıkarmam lazım. Normalde buralar full doluydu ama yeni eklenecek itemler olduğu için buraları boşalttık. Sadece bu şeyi bıraktık. Anladım. Efsane bir meteor parçasını bıraktık. Anladım. Yeni itemler geldi, burada satışa sunulacak. Diğer klasik sunucular gibi ne bileyim işte taş gaz sana koyayım parçası gelsin burada şuna buna dönüştür yerine. Mantıklı, daha gelişmiş bir sistem olarak tasarladık. Hani şey, önce chatten bir mesaj geçti işte Spawncraft'tan %50 ihtimal falan diyor. O sistem ne? O sistem sunucuda çok fazla spawner kasılmaması adına yapılmış bir sistem. Evet. Dünyada bulunan spawnerları kırdığında %50 oranla düşüyor veya düşmüyor. Bunun ama sen spawner'ı bir kez kırdın, aldın evine koydun, tekrar kırdığında herhangi bir şey olmayan %100 düşüyor. Ha. Bu nether meselesi, end meselesi gibi bir rank ulaşmam gerekiyor mu yoksa direkt oyuncu olarak da kırdığımda geliyor mu? Evet, bir rank ulaşman gerekiyor. Tüccar rankına ulaşman gerekiyor. İpeksiyle spawner kırabilmek için. İpeksiyle spawner kırabilmem için tüccar rank ulaşmam. Evet. Yani şu an gezginin bir sonraki rankta ben spawner kırdığımda bana %50 ihtimalle düşecek ipeksiyle. Evet, şu anda kıramaz. Şu anda kırarsam bile düşmez. Direkt kıramaz. Ha, direkt kıramıyorum. Evet. Bayağı güzel olmuş bu sistem. Evet arkadaşlar, ufak bir VS atacağız şimdi. Dedim hani bu özel itemlar gelecek yakında ama bir de VS'sini atalım dedik. Hani itemların güçlerini falan görelim dedim. Tabii ekstra olarak bu itemlar belki geldiğinde daha da güçlü olabilir. Şimdi şu an beta aşamasında çünkü bu itemlar. Bunlara ekstra güç, ekstra speed, mipit bir şeyler eklenebilir. Onlar belli değil şu an. Kanka, şu an elindeki baltadan bayağı korktum. Büyük ihtimal keseceksin. Benim de hançer var. Aynen kanka, hani... Hayırlısı. Yani... O yüzden şu an gel bir VS atalım. Yeni itemları gösterme amacıyla. God'umu kapadın değil mi? Benim. Bir elimle vurayım sana. Tamam. Vur bakayım. Tamam. Evet, kapat. Tamam kanka, dalıyorum şu an, gel. Nereye vuruyorsun oğlum? Çünkü çok güzel olmayabilir. Lan. Kanka birimizin sesi gitti, bir şey gitti. Şey kırıldı. Hançerim gitti. Hançer mi kırıldı? Evet, hançerim kırıldı çok fazla vurduğum için. Kanka o kadar dayanıksız mı hançer? Ya hançer sonuçta abi, baltaya karşı çok zor. O da doğru. Bu arada bir şey itiraf edebilir miyim? Tabii. Enchlik yapılıymıştı. Ayda. Aslında bir enç var ama hiç dikkat etmemişim.
Bu setler ne kanka? Helios göğüslük diyor. Yeni gelecek setlerin ufak bir thumbnail. Ha bunlar da set yani ekstra olarak gelecek. Hı hı, evet. Bir tane ben sana şöyle itemlerini atayım. Evet arkadaşlar, video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi sunucuya da bekliyorum. Her gün buradayım zaten. Birlikte oynarız, eğleniriz. Hepinizi bekliyoruz. Görüşürüz. Bye bye.